Medyaskop ekranlarından herkese merhaba. AKP'nin hazırladığı sokak hayvanlarına yönelik yasa tasarısı bugün mecliste görüşülmeye başladı. Bir süredir hem bu yasanın geçmesini isteyen hem de hayvanların katledilmemesi gerektiğini savunan, düşünen herkes, yani aslında Türkiye'nin tamamı bu yasa tasarısını konuşuyor. Günlerdir olduğu gibi bugün de meclisin önünde hayvan hakları savunucuları, yaşam hakkı savunucuları da eylemde. Bizler de stüdyodayız. Konuklarımız var. Konuklarımızla beraber hem bu yasa tasarısını hem de sahipsiz hayvan meselesini tüm yönleriyle ele alacağız. Bugün Yaşam İçin yasa inisiyatifinden Aslı Alpar, Ankara Barosu Hayvan Hakları Komisyonu'ndan Tuğba Gürsoy, hayvan hakları savunucusu Filiz Mungan ve Haytap'tan avukat Bünyamin Bıçak'la birlikteyiz. İlk önce Tuğba Hanım ve Aslı'ya gideceğiz. Çünkü şu an Ankara'dalar ve eylemdeler ve orada bir gerginlik var. Tuğba Hanım merhabalar. Ben önce bir orada bugün neler oldu, şu anda son durum nedir, size bunu sormak istiyorum. Sabah 9'dan itibaren Meclis Parti'nin bu gizli kısımları bir alanda onlarca kişi hepimizi çıkarmaya çalışıyorduk. Ancak birazdan da lavabo yemek ihtiyacı duyan şarjı tarafı başta bir polis tekrar içeri aldı. Bayda bir şey oldu. O alanı almadı. Ve şu an tarım komisyonu var içeride. Mecliste tarım komisyonu katliam yasa teklifini görüşüyor. Katliam yasa teklifini görüşüyor. Tarım komisyonundan hayvanların nasıl öldürüleceğine dair değil. Tarifleri veren, öldürülmesini savunan toplumda bireysel silahlanma savunan bir toplum örgütü dünya içeride. Yine orada avukatları içeride. Ancak yaşam hakkı savunucusu olan avukatlar içeri alınmaktan imtina ediliyor. İktidar şu an rengini belli etti. Zaten biliyorduk. Daha da belli etti. Bugün bu komisyonu geri çekiyoruz. Ne yapıyoruz? Gider mi? Gerçekten Ankara'da fakat bloklar nasıl dolayısıyla katliam geri çekilene kadar biz burada anımsal kurduğun tuhaflığı ilgilenmeye devam ediyoruz. Zaten bir tıklama oldu. Kınavım var, bir rahatım var. Ama gerçekten öyle. Hayvanların düşmanlaştırmakla, hayvanlarla çocukları karşı karşıya gelmekle, bizlere ilk babanın üstü gibi isimler takılarak, sözden ölü faaliyetleri yapılmasa tamamen burada da bu konular karşılıklı. Tuğba Hanım çok teşekkürler. Aslı, sana geçmeden önce bize biraz orayı gösterebilir misin? Son durum nedir? Bir alanı görelim. Evet, alanı aktarını gösterebiliriz. Çok teşekkürler. Aslı, siz birazcık sıkışık bir yerdesiniz. Bir polis müdahalesi olması ihtimali de var. İstersen seninle devam edelim. Sana da bir sorum olacak. Evet, bana devret tutulma. Merhaba Eda. Merhaba Aslı, çok kolay gelsin sizlere. Emeklerinize sağ olun. Teşekkürler, çok sağ ol. Ya şu an senin gözlemlerin neler? Son durum nedir? Orada ne olup bitiyor? Bu hayvanlar niye öldürülmek isteniyor? Evet, teşekkür ederiz öncelikle bizi davet ettiğiniz için. Şimdi şöyle bir sorun var. İlk söylemem gereken şey, polis açıkça müdahale edeceğini, bizi buradan çıkaracağını söyledi Ankara Barosu avukatlarına. Biz buraya milletvekili desteği bekliyoruz. Şu an öncelikle en acil talebimiz o. Onun dışında bugün aslında olumlu başlamıştı. Sadece çantalarımız aranarak alana girdik. Dün daha zordu alana girmek. Fakat ne olduysa böyle saat 2 gibi polis gergin çıkarmaya başladı. Su almak için dışarı çıkan, çünkü hava çok sıcak. Su almak için dışarı çıkan aktivistleri içeri geri almadı. Basına çekim yapmasına izin vermedi. Ve şu anda da yani epey bir baro başkanı, Ankara Baro Başkanı Mustafa Bey başta olmak üzere birçok avukatla görüşmeler sürmesine rağmen polis açıkça alandan çıkın burayı terk edin dedi. Ama biz bunu duyurduk alandaki herkese. Çok yaşlı insan var, hasta insan var, çocuklar var. Dedim ki hani böyle bir durum olabilir. Polis saldırabilir. Çıkmak ister misiniz? Hiç kimse çıkmıyor. Biz bu yasa geçilmeyene kadar, bu yasa geri çekilene kadar buradayız. Şimdilik böyle.
Çok teşekkürler Aslı. Tekrardan Ne demek? kolaylıklar diliyorum sizlere. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Evet, aslında Aslı ve Tuğba'ya alandan Ankara'da meclisin önünden bağlandık ve onlarla son durumu konuştuk. Şimdi stüdyomuzda değil ama Zoom ekranlarımızda avukat Bünyamin Bıçak ve Filiz Mungan var. Onlarla biraz daha işin uzun soluklu kısmını, yani ne oldu, ne bitti ve bu aşamaya, bu yasa tasarısına nasıl gidildi ve bu yasa tasarısına hayvan hakları savunucuları, hayvan hakları aktivistleri neden karşılar? Meseleyi bu açıdan, bu perspektiften konuşacağız. Bünyamin Bey, önce sizi gördük. Sizinle başlayalım istiyorum. Köpekler neden öldürülmek isteniyor ve bu bahsedilen sahipsiz sokak hayvanları sorunun için bir çözüm mü sokaktaki hayvanları öldürmek? Merhabalar öncelikle. Tabii ki bir çözüm değil. Yıllardır savunduğumuz bir görüş var. Mevcut bir yasamız var uygulanmayan. Hani bu üretilmeyen çözümlerin sonucu aslında şu an. Biraz da kamuoyunun fazla bir şekilde yönetilmesi, bu konuda algı yaratılması sonucu aslında işler bu raddeye geldi. Yani bu sokaklarda köpek istemeyen, öldürülmesini savunan kesim sosyal medyada güzel bir algı yöneticiliği yapıyor. Aslında bu yüzden biraz da gündeme geldi. Çünkü sokaktaki hayvanların sorunu var aslında. Sokak hayvanları bir sorun oluşturmadı bugüne kadar. Yani yeni tasarısında da bu yönde görüşler savunuluyor maalesef ki. Yıllardır savunduğumuz kısırlaştır, aşılat, yerinde yaşat zaten uygulanmadığı için uygulanmayan bir yasayı, yeni bir yasayı uygulayacaklarını vaat ederek getirmeye çalışıyorlar aslına bakarsanız. Ama zaten mevcuttaki yasa uygulanmadığı için şu anda böyle bir konu gündemde. Biz diyoruz ki yasamız uygulansın şu anda. Zaten 4-5 yılda bu problem çözülecek. Böyle bir problem varsa dahi. Bünyamin Bey, peki yani bu bahsettiğiniz yasa neden uygulanmadı ya da uygulanamadı? Yani sorun ne ki bugün artık sahipsiz hayvanların uyutulmak kelimesi altında katledilmesi üzerine konuşuyoruz. Gündeme bu geldi. Yani şu şekilde aslında mevcut yasamızda her belediyenin, ilçe belediyelerinin ve nüfusu 25 bini aşan belediyelerin bütçelerini ayırarak bakanlık denetimine tabi olmak şartıyla hayvan bakım evleri kurmaları zorunlu. Zaten yasada da bu geçici hayvan bakım evi olarak nitelendirilmekte. Geçici hayvan bakım evi nedir yasamıza göre? Kısırlaştırma, aşılatma, tedavi etme ve sağlık ve agresyon gösteren hayvanların rehabilite edilmesi ile bulunduğu yere bırakma. Yani geçici hayvan bakım evi olarak geçiyor aslında kanuna bakarsanız. Geçici hayvan bakım evlerinde misafir edilen, tedavi edilen hayvanlar sokaklara geri bırakılıyor. Ama bunun aslında gerekli bütçelerin ayrılmaması, belediyelerin sorumluluğunu yerine getirmemesi, kanunu uygulamaması, aldığı bütçeleri başka yerlerde, başka kurumlarda kullanması, hayvansever personel almaması, herkesin tanıdığını işe alması. Yani bu gibi katlana katlana büyüyerek gelen içten bir sorun var aslında. Yani mevcut yasamız uygulansa zaten böyle bir şey konuşuyor olmayacağız. Böyle bir yasa zaten kabul edilemez. Ama yani belki vekillerin aklına bile zaten böyle bir yasayı teklif etmek bile gelmeyecek. Yani bu şekilde şu an. Çok teşekkürler. Filiz Hanım, size geçmeden önce tekrardan hatırlatalım. Bugün yasa tasarısı meclise geldi. Az önce Tuba Hanım ve Aslı da anlattı. Orada kapının önünde, yani meclis çatısının önünde neler yaşandığını, ortamın gerildiğini dile getirdiler. Ancak aslında meclisin içi de gergin ve bir takım tartışmalar yaşanıyor. Medyaskop Ankara muhabiri Berfin Bayır da aslında yasa tasarısını, görüşmelerini şu an meclisten takip ediyor. Bize yolladığı bir takım görüntüler var. Özge hazırsa bir onları izleyelim Filiz Hanım'la konuşmadan önce. 21 yılımlarımızdan gelen değerli vakıfımızla basınımızın değerli mensupların toplantı yeter sayımız vardır. Komisyonumuzun 28. yasama dönemi, 2. yasama yılı, 2. toplantısını açıyorum. Başkanım, öncelikle açmadan önce saman işi başkanım. Sayın başkanım.
Türkiye'nin yarımı bir tarihinde ben sözünü sevmedim. O vizyonu bizden ağlı gördüm. İlkin tanesi 2275 esas duvarıdı. Aynanların koruma planında değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi yer alıyor. Nereden arkadaşlar? Sayın Başkanım, teklifiyle kanun teklifiyle ilgili bu planlarda Sayın Başkan, bu doğru değiştir. Başkan, ne bu ki? Evet, Berfin Bayır'ın kameralarına yansıyan görüntüleri izledik. Görüşmeler devam ediyor ve dediğim gibi hem meclisin önünde hem de içeride komisyonda büyük bir gerginlik var. Biz yine tekrar stüdyoya ve Zoom bağlantılarımıza dönelim. Filiz Hanım, sizinle devam edelim isterseniz. Merhaba. Ben vallahi nereye başlamak gerekiyor bilmiyorum ama buyurun. Ha, lütfen sesim devam edin. Bilmiyorum. Evet evet, geliyor sesiniz. Yani şu an yaşanan hakikaten tarihe geçecek bir daha sonra taşlanacağımız bir olay ne yazık ki. Büyük ihtimalle komisyondan geçer diye tahmin ediyorum. Çünkü benzer şeyleri gördük. AKP ve MHP'nin çoğunlukta olduğu için böyle tuhaf bir demokrasi anlayışı. Yani bu kesinlikle kabul edilebilir bir durum değil. Şu anda yaşam hakkını savunan meslektaşlarım, avukatlar, vatandaş, kimseye bir zararı olmayan, sadece yaşam hakkını, hayvanların da bir yaşam hakkını olduğunu, orada kanunun geçmemesi gerektiğini tamamen yasal bir şekilde, insancıl bir şekilde savunan insanlar darp edilirken, mecliste alınmazken, kamuoyu yaratan, hayvan düşmanlığı algısı yaratan, Twitter'da, sosyal medyada silahlanalım çağrısı yapan bir derneğin yasa için bu meclis toplantısına alınması tamamen yanlış. Yani bu yasada zaten şu anda ben ona ekleyecektim ikinci kısımda bana sıra gelince. Yasada güçten düşmüş ve agresyon gösteren hayvanlar diyor ama sonunda da aslında popülasyonun çok olduğu bölgelerde de ötenazi uygulanabilir diyor. Yani ötenazinin sadece bu durumlara bağlanmadığı, saldırgan olan, bulaşıcı, tedavi edilmeyen hayvanlar için değil, popülasyon fazlalığı gösteren, kamu için tehlike yaratan hayvanlar için de uygulanacağı yazıyor. Yani tamamen belediyenin takdire bırakılmış bir uygulama. Bu bir ekosistem. Yani buna karşı çıkmak hem Müslüman bir ülke olarak, hem bir vatandaş olarak, hem yani bir canlının canını almayı kendine hak görmeme açısından da bir kabul edilemezliği yok maalesef. Ya şu anda zaten daha öncesinde de AK Parti meclis üyeleri, milletvekilleri gerek Haytap'tan gerek bazı hayvan derneklerinden yasa önerileri almıştı. Ama görüyoruz ki hiçbirisi dinlenmemiş. Hepsi aslında süreci oyalamaya yönelikmiş.
Bugün bu yasa tasarısının gündemde olması maalesef ki bizi çok derinden üzüyor. Yani benim ekleyecek başka bir şeyim yok. Hem çok üzgünüm, hem sadece yaşam hakkı savunan meslektaşlarımın orada darp edilmesi beni üzüyor. Hem kimseye bir zararı olmayan, agresyon göstermeyen, sokağımızın hepimizin sosyal olarak sevdiği sokaktaki canlarımızın yaşamlarının devlet yoluyla elinden alınması konuşuluyor. Yani hiçbir şekilde kabul edemiyor, kabullenemiyorum ve kamuoyu yüzünden bu hale geldiğini düşünüyorum şu anda. Çok Sanırım teşekkürler. Filiz Hanım, bu alanda devam edebilir Evet, istiyorsanız. Filiz Hanım. Bugün Estağfurullah. çok elektrik kesintisi yaşıyorum. 2024'teki elektrik kesintisi yaşamamız dair. Ben şuradan devam etmek istiyorum. Yani mecliste sunukları yasa tasarısını gördük. Verdikleri ilk gerekçe şu, 5199'un işe yaramadığını söylüyorlar. Bu bir kere başından sonuna kadar yalan. Yani bu yasa 20 yıldır şeye geldi. AKP eliyle 2020 yılında kendileri istediler. Avrupa Birliği büyük süreci çerçevesinde. Artık hayvanları gerçekten önemsedikleri için ya da Avrupa yeşilin gözükmek için mi bu yasayı kabul ettiler? O ayrı tartışılır. Şimdi 20 yıldır siz bu yasayı zaten çalıştıramadınız. Uygulamadınız. Hiçbir şeyini uygulayamadınız. Biz sokakta STK'larla birlikte çalışan gönüllüler olarak sürekli ama sürekli uyardık. Yani bu yasayı yaşar çalışır hale getirelim. Sonuçta biz gönüllüler, bize de yazık oluyor. Maddi manevi cebimizden karşılıyoruz. Devlet bütçesinden de ciddi bir ödenek ayrılıyor yani sonuçta bunu. Ya havanda suda arıyoruz. Şimdi sen 20 yıldır elindeki mevcut yasayı zaten uygulayamamışsın. Allah aşkına da altyapı yok, hiçbir şey yok. Doğru dürüst bir rehabilitasyon merkezi, barınan yok. Bu öldürme işini nasıl becereceksin? Onu bile yapamayacaklar ki işin kötü yanı artık zaten hepimiz daralmış vaziyetteyiz. Maddi manevi ülke şartları içerisinde. Bir de ben gidip şimdi millet birbirinin boğazını sıkacak noktaya getiriliyor yani şu anda. Nasıl öldürmeyi bile beceremez bunlar. Yani kafasına kürekle veren bir barınak çalışanı beraat aldı. Yani hiçbir şey olmadı. Yani tepeden deyip herhangi bir tane günah keçisi bulup beraat ettirdiler. Hiç de bir şey olmadı. Böyle örnekler daha sıcağı sıcağına elimizde varken sen kalkıp da daha nüfusunu bilmediğin, köpek nüfusunu bilmediğin milyonlardan bahsettiğimiz popülasyonu idam edeceğini söylüyorsun ötenazi başla. O da ayrı bir trajedi. Sanki hayvanların rızası ya da şeyi varmış gibi öldüreceksin. Ne olacak ben size söyleyeyim. Zaten ciddi bir nefret şey söylemi yayılıyor. Yani bu konuda insanlar zaten kutuplaşmış durumda. Ama ben eminim ki çoğunluk vicdan sahibi insanlardan. Yani bu işin böyle kanla vahşetle çözülmemesi gerektiğini düşünen insanlar çoğunluk olduğunu düşünüyorum. E ne olacak? Şimdi herkes kendine görev edinecek. Nasıl olsa devlet arkalarını aldılar. Nasıl olsa öldürmeyecek mi? Ben de birkaç tane vurup öldüreyim. Kafama göre ben de katkı sağlayayım. Eline sopasını, tüfeğini, zehirli etini alan şey çıkacak. Meydana çıkacak. Üzerine vazife bilecek. Zaten bunlar olan şeyler şimdi devlet eliyle yapılıyor olacak. Yani o zaman da çıkıp Sayın Bakan şey diyebilecek mi? Ötenazi, insani bir öldürme yöntemi. Yani siz buna zehir hazırlıyorsunuz. Zaten insanlar gergin. Biz şimdiye kadar bunları söyledik. İlerler kurulu toplantıları yapılıyor Orman Bölge Müdürlüklerinin önderliğinde. O zaman da söyledik. Şimdi bu sahayı en yeniden biz gönülleriz. Devletten herhangi bir para istemiyoruz. Herhangi bir şey de istemiyoruz. Bütçe de istemiyoruz. Zaten vermiyorlar yani. Şunu sormuştuk. Ben kendi adıma söyleyeyim. Daha önce STK'larla da çalışmış birisi olarak. Bizi bir yazılımla ya da herhangi bir şeyle bir çatı altına toplayıp asıl popülasyonu biz size söyleriz. Çünkü en başından söyleyeyim, Bursa bölgesi için söyleyeyim. Nerede ne kadar köpek olduğunu biz biliyoruz. Yani şu an gelip gönüllülere sorsalar aslında bizim verdiğimiz rakamlar çok daha doğru ve gerçekçi olacaktı. Söyledikleri rakamlar tutmuyor verdikleri şeyde. İstatistik diye koydukları eski, yalan yanlış çarpıtılmış şeyler. Yani bir sürü bilim insanı konuştu. Matematik var, veri var, her şey var. Artık yani bu kadar şeyden sonra görmezden geliyorsa ben bunun altında bir iyi niyet aramıyorum. Kime hizmet edecek acaba bu yasa? Hakikaten kime hizmet edecek? Burada bir iyi niyet kesinlikle yok. Sen 5199'u uygulamadın. En son Cumhurbaşkanı çıkıp da bir şeyler söylediğinde 1-2 yıl önceydi hatırlıyorsam, yani hatırlamıyorsam,
O zaman beni lütfettiler de mikroçip uygulamasına getirdiler hayvanlarda. Ya bu 20 yıldır zaten yönetmelikte vardı. 20 yıldır niye yapmadınız? İlla yukarıdan çıkıp birisine mi değnek gösterip söylemesi gerekiyor? Kısırlaştırma var yasada. Aşılat yerine koy var. Ama hiçbir şey uygulandığı yok. Bir iki tane şey çıkardılar haber. İşte hayvan satışı yasaklandı diye gazeteleri de bunu verdiler. İnsanların içine su serpildi. Halbuki bunun arka tarafına bakın. Pet shop'ta hayvan satışı yasak. Yani cam mekanın arkasında satış yasak. Onun haricinde deli gibi satış mevcut. Hiçbir şey yasaklandığı yok. Ve ne yazık ki insanların bundan haberi yok. Yani çünkü insanlar devletine güveniyor doğal olarak. Ve haberde, gazetede gördüğü şeyi çok fazla sorgulamadan kabul etmek istiyor. Bizim sesimizde kısılaşsa ne olur? Hep tek tarafın verdiği manipüle edilmiş, çarpıtılmış yalanlarla bu insanlar işine yoluna devam ediyor. Aa, evet, şey, pet shop satışı yasaklanmış. İşte hayvan nüfusu kontrol altında alınacak vesaire vesaire gibi. Ama maalesef öyle değil. Maalesef öyle değil. Biz bu konuyu ne zaman dile getirsek, özellikle kadınlar olarak sürekli bize şu söylenir. Ama bütün işimiz, gücümüz bitti de, devletin bütün şeyi bitti de, bütün sorunumuz, derdimiz, insanların bitti de, sıra hayvanlarım geldi. Görmezden geldiler, geldiler. Şu an geldiğimiz noktaya bakın ya. Büyemin Bey, sizin de devam edelim. Şöyle bir sorum olacak size. Şimdi bu yasa tasarısında pek çok önemli ve düşündürücü nokta var. Bunlardan biri de aslında bu sahipsiz köpeklerin, hayvanların öldürülmesi için yetki yerel yönetimlere bırakıldı. Pek yani tahmin bırakılıyor tamamen. Onların inisiyatifinde kalıyor aslında. Yani ben öngörüyorum ki herhalde bu inisiyatifi almak istemeyecek olan belediyeler de çıkacaktır var. Meseleye biraz daha vicdani yaklaşan. Peki bunun yaptırımı ne olabilir yasal olarak? Yani bunu kabul etmeyen belediyeler neyle karşılaşacak? Şimdi şu şekilde, öncelikle ben kendi görüşmelerimizden birkaç şey aktarayım. Görüşmedik ama Sayın Ekrem İmamoğlu kısırlaştır aşılat yerinde yaşat olarak bir paylaşım yaptı. Aynı şekilde Muğla Belediyesi, aynı şekilde Cemil Tugay'la birebir haytap olarak yapmış olduğumuz görüşmelerde kesinlikle barınakları hapsetmek için toplamayacağını, ancak kısırlaştırma için toplamaya yapacağını ve yerine bırakacağını belirtiyor. Aynı şekilde Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli de bu konuda kesin görüşleri var. Maalesef ki kanunda 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngörüyor yasa tasarısında. Bunları uygulamayan belediye başkanları hakkında. Ancak yani uygulamama durumunda bunun kim tarafından yaptırım uygulanacağı, kimin şikayetçi olacağı, ne şekilde bir yargılama sürecinin geçeceği yazmıyor. Sadece belediye başkanları 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır diyor bunu uygulamayanlar. Yani o maddeye de bir baktığımda, tekrar size bir şey yapayım. Bu maddedeki şey ötenezi yapmayanlar değil, kısırlaştıran, rehabilite eden ve bakım evlerinde bakmakla yükümlüdür diyor. Yerine bırakılırsa bu maddenin uygulanacağı söylüyor. Ama şikayet masası kim, hani ne şekilde bir dava açılacak, ayrıntıları yazmıyor. Kesinlikle uygulamayacağım diyen başka başkanlar da vardır eminim ki. Ben bildiklerimi hani size aktarıyorum o şekilde. Ben de bir başka bir daha konuya değinmek istiyorum. Şu anda sokak hayvanlarının riskinden dolayı bir algı yaratılıyor ama yapılan istatistiklere göre bir sokak hayvanı bir sokak hayvanı ölümümüze sebebiyet vermesinin diğer ölüm sebeplerine göre kat oranları istatistiği yapılmış Türkiye'de. Türkiye'de yaklaşık 4 milyon sokak hayvanı var. Şu anda hava aşırı sıcak olduğu için bir sıcaktan ölmeniz 10 kat daha fazla. Silahlı bir saldırıda veya bir havaya açılan bir kurşunla ölmeniz sokak hayvanı tarafından öldürülmenizden 76 kat daha fazla. Yine aynı şekilde trafik kazası sebebiyle ölmeniz, sokak hayvanı sebebiyle ölmenize oranla 218 kat daha fazla. Yani bu risk bu kadar düşükken bir algı yaratılıyor. Aynı şekilde belediye başkanları, işini yapan belediyeler de zan altında bırakılıyor. Ve kanun hiçbir şekilde açık değil. Sadece yetkiler verilmiş, cezalar verilmiş. Ancak bunların nasıl yapılacağı bir yönetmeliği, bir açıklaması, gerekçesi yok. Bu şekilde. Uygulamayan diyen belediyeler 6 aydan 2 yıla kadar hapis, ama ne şekilde bir yargılama yapılacağı hiçbir şekilde açıklanmamış kanunda.
Çok teşekkürler. Filiz Hanım da yeniden bağlantısı düzeldi. Filiz Hanım, size de şunu sormak istiyorum. Şimdi AKP Grup Başkanı Abdullah Güler sahipsiz hayvanların dövülerek, zehirlenerek öldürülmesinin önüne nasıl geçilecek sorusuna şöyle bir yanıt verdi. Ötenazi kavramını bu sebeple işte getirdik. Kavramsal manada acı çekmeden, hayvanlarımıza eziyet etmeden ilaç vasıtasıyla hayatlarına son verilecek dedi. Peki gerçekten bu süreç böyle ilerler mi? Siz aslında biraz önce konuşurken de kafasına kürekle vurularak öldürülen canı da hatırlattınız. Bu süreç gerçekten bahsedildiği kadar steril bir şekilde ve acısız ilerleyebilir mi? Yani bu ötenazi dedikleri şey var ya, hani iğneyle yapacağız. Yani şu anda bile mesela normalde barınaklarda tedavi edemeyecekleri ya da hani ölüm kararı veteriner tabi uygun görürse verilen hayvan olursa, hani bu tedavi edilemez artık, ölümüne karar verelim dedikleri hayvan için yaptıkları bir şey var. İlla iğne var, öldürüyorlar. Ama bunun da bir maliyeti var. Bu belediye barınaklarında onlara verilen bütçe çok kısıtlı. Bu iğne olmadığı zaman hayvanların kalbine çamaşır suyu enjekte edilerek öldürüldüğüne dair biz ihbar da aldık. Size bunu söyleyeyim öncelikle. Bunu hani ispat edebilir miyim? Etsem bile hiçbir şey olmaz ama ciddi ihbar aldık, üzerine gittik. Bunun da üstü örtbas edildi. Yani şimdi siz sanıyor musunuz? Zaten ekonomik olarak dar boğazda bu memleket. Zaten ekonomi normal şartlardayken de bu barınakları, hayvanların rehabilitasyonu vesaire için verilen ödenek o kadar küçük ki. Ne yani, şimdi şey mi verecekler? Buna ciddi bir bütçe mi ayıracaklar yani? Ah gel canım falan deyip önce konforlu bir şekilde bekletip, nerede bekleteceklerse artık o hayvanları sahiplensin diye. Öyle fiziki bir alanları da yok. 30 gün bekleteceklermiş. Ondan sonra da iğneyle uyutacaklarmış. Öyle bir şey yok. Yani herkes iyi niyetli değil. Yani bir kere gerçekçi olmak lazım. Yani herkes iyi niyetli değil. Yani bir elin beş parmağı bile aynı değilken nasıl böyle bir şeyde güven? Yani sicilimiz temiz olsa, yüzümüzün akı olan bir şekilde, yani bu yasa uyguladığımızı ya da güzel örneklerin olduğunun çoğunluğunu ortaya koyabilsek tamam diyeceğim. Ama yani sicilimiz gerçekten çok kötü. Mevcut barınak şartlarımız gerçekten çok kötü. Bir şeyler yapılıyorsa hayvanlarla ilgili gönüllü dernekler tarafından yapılıyor. İnsanlar devlet kurumlarına güvenmiyor. Bağışlarını vesaireyi gidip neden sivil toplum kuruluşlarına yapıyorlar? Çünkü onlar şeffaf, denetleyebiliyoruz. Bugün hangi barınaktan bugün komisyona alınmadı ya STK üyeleri ismi verildiği halde milletvekilleri tarafından. Yani mesela 5199'da şöyle bir şey koymuşlardı önceden. Gönüllü sokak hayvanı gönüllüsü diye bir şey var. Bu şu demeye geliyor. Yani sivilleri de, sivil toplumu da, işte bu konuyla ilgilenen, duyarlı olan kişileri de katılımcı olacak şekilde yaptığımız işleri ve eylemleri dahil edelim diye. Bunu da çalıştıramadılar ki. Onda bile bir şey yok. Yani işlerlik yok. Yani kesinlikle gerçekçi değil. O söylediği şekilde bir kere kavramlar doğru değil. Anlamını bilmedikleri kavramları yanlış bir şekilde kullanıyorlar. Ötenazi insan için uygulanır ve bir iradesi çerçevesinde olur. Şimdi sen hayvana irade mi veriyorsun ya da hayvanın bir iradesi mi var? Dile mi geliyor da sana söylüyor? Evet, beni öldür ya, ben artık haklı, size de zorluk çıkarıyorum, benim için de çok zor bu hayat mı diyor? Bunları geçmeleri gerekiyor. Ayrıca sadece köpekler üzerinden konuşuyoruz ama bu verilen yasa teklifte kediler de var. Ne yapacağız? Bizi her rahatsız eden şeyi bu şekilde yok mu edeceğiz? Ya iklim krizi diye bir şeyi tartışıyoruz. Doğaya uyum sağlamadığımızda, doğayla mücadele ettiğimizde artık neler olduğunu görüyoruz. Ormanlar çatır çatır yanıyor. Çok teşekkürler Filiz Hanım. Maalesef ekosistemle bir yani oynamaya doğru gidecek yani bu işin. Köpeklerden, kedilerden başlayalım. Devamında hani önümüze başka bir şey çıkarsa yine onu da yok edelim mantığıyla hareket edecek gibi geliyor. Aynı şekilde Filiz Hanım'a katılıyorum. Maalesef ki Avrupa'da sürekli Avrupa örneği veriliyor ama yani bir yurt dışına çıkıp da yurt dışındaki hani sokak hayvanlarını gören kitle mi konuşuyor emin değilim açıkçası. Fareyle mücadele ediyorlar.
Fareler çok fazla viral hastalık, bulaşıcı hastalık taşıma şeyine sahip. Hani kedilere, köpeklere oranla. Yani böyle bir şey yok etme mantığına ilerlerlerse ve maalesef ki öyle bir yasa tasarısı geçerse ki izin vermeyeceğiz. Yine aynı şekilde Avrupa gibi bu gibi sorunlarla mücadele edecekler. Yani biraz Avrupa örnekleri araştırılırken keşke bunlar da araştırılsaydı, bir gidip bakılsaydı en azından. Bence onlar da konuşmuyor olurdu taşıdıkları hastalıkları görünce. Evet, çok teşekkür ederim hem Filiz Hanım size hem de Bünyamin Bey sizlere. Bugünlük yayını burada kapatayım. Hem sizler hem de bizler bu yasa tasarısının meclisteki durumunu takip etmeye devam edeceğiz. Bugün yayına Aslı Alpar ve Avukat Tuğba Gürsoy'la başladık. Onlar Ankara'da meclisin önünden eylem alanından bağlandılar. Daha sonra online bağlantımızda Haytap'tan avukat Bünyamin Bıçak ve hayvan hakları aktivisti Filiz Mungan'la beraberdik. Yaklaşık 45 dakikadır ne oldu ne bitti bu yasa tasarısında neler var neler yok, yapılması gereken ne yapılmayan ne, bunları konuştuk. Bizleri izlediğiniz için teşekkürler. Tekrardan görüşmek üzere.